İttihat Terakki devlete hakim olur olmaz, hemen kendisine karşıt görüşlerin önünü kesmek için yol arayışlarına girdi ve çare olarak basın sansürü uygulandı. Yeşilköy'de toplanan ve Sultan II. Abdülhamid'in haline karar veren Meclis-i Umumi-i Milli azaları, asayiş sağlandıktan sonra 26 Nisan 1909 günü İstanbul'a dönerek, ertesi gün Ayasofya civarındaki binasında tekrar Meclis-i Umumi-i Milli adı altında toplandı. Meclis, 240 mebus, 34 ayan olmak üzere toplam 274 kişiden oluşuyordu. Hal fetvasının ilk müsveddesini mebuslardan Elmalılı Hamdi Efendi burada yazdı. Abdülhamit Han'ın tahttan indirilmesine cevaz verilen bu fetvanın günümüz Türkçesi şu şekildedir. Müslümanların imamı olan kimse bazı önemli şer'i konuları şeriat kitaplarından çıkarsa ve bu kitapları yasak etse, yaksa ve yırtsa, devletin hazinesini israf edip şeriata aykırı şekilde harcasa, İdare ettiği kimseleri şer'i sebep olmadan öldürse, hapsetse, sürse, başka türlü zulümleri de adet edindikten sonra doğru yola yemin etmişken sözünden dönerek Müslümanların yaşayışını tamamen bozacak şekilde fitne çıkarmakta direnip onları birbirlerine öldürse, buna engel olacak durumdaki Müslümanlar onun bu zora dayanan tutumunu ortadan kaldırınca İslam memleketlerinin pek çok yerlerinden hal edilmiş tanıdıklarını ispatlayan haberler gelip yerinde kalmasına kesinlikle zarar ve ayrılışında iyilik düşünülürse, kendisine imamet ve saltanattan vazgeçme teklif etmek veya hal etmek şekillerinden hangisi ehlül hal vel akt tarafından daha iyi görülürse yapılması yerinde ve gerekli olur mu? El cevap olur. Meclise davet edilen fetva emini Hacı Nuri Efendi, yazılan fetvayı okuduktan sonra imzalamaktan çekindi. Sebebi kendisine sorulduğunda, fetvada padişaha isnat edilen üç önemli suçu, Abdülhamit Han'ın işlediği kanaatinde olmadığını söyledi. Bunlar, 31 Mart vakasına sebep olmak, dini kitapları tahrif ettirmek ve yakmak, devlet hazinesini israf ettirmekti. Son derece dürüst bir kimse olan Nuri Efendi, Abdülhamit Han'a saltanattan feragat etmesi teklifinde bulunulmasının daha doğru olacağını ileri sürdü. Bunun üzerine fetvanın son kısmı değiştirilerek hal veya feragat çıklarından birinin tercihi meclise bırakıldı. Hacı Nuri Efendi buna rağmen fetvayı imzalamamakta direndi ve hatta istifa ettiğini dahi söyledi. Sonunda Şeyhülislam Ziyaeddin Efendi tarafından imzalanarak hukukileşen fetva mecliste okununca mebusların bir kısmı derhal padişahın haline karar verilmesi yönünde itiraza kalktılar. 27 Nisan'da meclis kararı padişaha tebliğ edilecekti. Heyette Ayan'dan Laz Arif Hikmet Paşa, Ermeni Aram Efendi, Dıraç mebusu Arnavut Esat Paşa ve Selanik mebusu Emanuel Karasu bulunuyordu. Heyette bulunanlardan Emanuel Karasu, iddiatçı liderlerden Talat Bey'in bankeri ve sırdaşıydı. Filistin'de bir Yahudi devletine karşı çıktığı için padişaha azılı düşman olmuştu. Ermeni Aram Efendi'nin Ermeni ihtilal komitacılarla yakın ilgisi vardı. Sultan Abdülhamit'ten Ermenilerin intikamını almak için padişahı tahttan indiren ekibe dahil edilmişti. Arnavut Esat Toptani birkaç yıl sonra devlete isyan ederek Arnavut istiklali için silah çekmiş ve sayısız Türk'ün kanına girmiş bir adamdı. Arif Hikmet Paşa ise sonraki yıllarda karanlık siyasi hayatı olan bir denizcidir. Grubun başı konumundaki Arnavut Esat Toptani, padişaha ''Millet seni azdetti'' dedi. İkinci Abdülhamit cevaben ''Hangi millet?'' diyerek karşısındaki junta takımına böyle bir işi Türk milletinin yapmayacağını ima etmişti. Ardından Müslümanların halifesine tahttan indirildiğini tebliğ edecek başka kimse bulamamışlar mı diyerek iddiatçılara ince bir mesaj göndermekten de kendisini alamamıştır. İkinci Abdülhamid'e hal kararı okunurken, Kütüb-ü Şeriyye'den tay ve ihraç ve Kütüb-ü Meskûre'yi men ve hark ve ihrak, yani şer'i kitapları yırtıp yakma sözleri geçince, yüksek sesle ben hangi Kütüb-ü Şeriyye'yi yakmışım, hasbinallah derim diyerek karşı çıktı. Daha sonra da hal kararını sonuna kadar dinledi. Fetva metni okunduktan sonraysa oradakilere kayıtlarda geçen haliyle şunları söylemiştir.
33 sene millet ve devletim için, memleketimin selameti için çalıştım. Elimden geldiği kadar hizmet ettim. Hakimim Allah ve beni muhakeme edecek de Resulullah'tır. Bu memleketi nasıl buldumsa öylece teslim ediyorum. Hizmetimi Cenab-ı Hakk'ın takdirine bırakıyorum. Ne çare ki düşmanlarım bütün hizmetime kara bir çarşaf çekmek istediler ve muvaffak da oldular. Allah düşmanlarımı kahretsin. Sizden bir ricada bulunacağım. Lazım gelenlere ve biraderime bildiriniz. Bana Çırağan Sarayı'nı tahsis buyursunlar. Buradan oraya kolaylıkla geçmek mümkündür. Ahir ömrümüzü biz de orada ibadetle geçiririz. Başka bir arzum yoktur, demiştir. Ancak sabık sultanın bu son arzusu da kabul edilmeyecekti. Kendisi iddiatçıların aldığı ortak kararla Selanik'e sürgün edildi. Abdülhamid'in tahttan indirilmesinin ve Yıldız Sarayı'ndan çıkarılmasının hemen akabinde iddiatçılar Yıldız Sarayı'nı yağmaladılar. Yapılan bu yağma şüphesiz Türk tarihinde kara bir lekedir. Darbelerin ne manaya geldiğini çarpıcı bir biçimde ortaya koymaktadır. Teşkilat-ı Mahsusa Başkanı ve Enver Bey'in yakın arkadaşlarından Hüsamettin Ertürk, hatıralarında Yıldız Yağması emrinin Şevket Turgut Paşa tarafından verildiğini, yağmalayanların aldıklarını ganimet olarak gördüklerini ifade etmiştir. Binbaşı Enver Bey ve diğer yağmacılar, Yıldız'a girdiklerinde sarayın muhasiplerinden Cevher Ağa'dan padişahın özel odasını ve mücevher sakladığı yeri sordular. Cevher Ağa cevap vermeyince idam olundu. Diğer muhasip Nadir Ağa, başına gelecekleri anlayınca sorulanların yerini göstermek durumunda kaldı. İddiatçılar Nadir Ağa'yı bağışlayarak hürriyetperver ilan edip kendisine aylık bağladılar. Yağmacılar mücevherlerin yanı sıra perdeleri, halıları, şamdan ve mangalları da yağmalamışlar, değerli gördükleri ne varsa almışlardı. Jurnaller, Abdülhamid Han'ın kişisel mektupları, marangoz hanesi, telgraf metinleri, kitapları da yakılıp yıkılmıştı. Devletin gizli yazışmaları, sarayın paha biçilemez eserleri, birçok kritik yerin tapu senetleri, çapulcu takımının ayakları altında ezilmişti. Yıldız Sarayı'ndaki yağmadan arta kalan kıymetli eşyalar, mücevherat, yazışmalar ve jurnallerin tasnif edilerek kayda alınması ve bunlara ne yapılacağına karar verilmesi için bir heyet oluşturuldu. Bu heyetin icraatlarını gözlemlemesi maksadıyla, Dahiliye Nazırı Talat Bey tarafından şifahi emirle Mülkiye Müfettişi Ali Seydi Bey vazifelendirildi. 1 Aralık 1909'dan itibaren 15 gün boyunca yapılan tasnif çalışmalarını gözlemleyen Ali Seydi Bey, hazırladığı raporu 16 Aralık'ta Talat Bey'e sundu. Tespitleri, Yıldız Sarayı'nın yağma sonrasındaki ahvalini göstermesi bakımından mühimdir. Ali Seydi Bey'in raporuna göre yağma sonrasında, Yıldız Sarayı'nın Ceyb-i Hümayun denilen sultanın şahsi paralarının ve servetinin bulunduğu ve bunlarla ilgili işlemlerin yapıldığı dairesinin odaları perişan haldeydi. Sultanın şahsi serveti ve eşyaları yağmacılarca çalınmıştı. Osmanlı Devleti'ne ait askeri sevkiyat belgeleri, ayrıntılı sınır haritaları, Sultan Abdülhamit'e ait tapu senetleri ve yazma eserler ayaklar altında kalmıştı. Emanuel Karasu, Zohrab Efendi, Serez Mebusu Hristo Dalçev Efendi'nin de aralarında bulunduğu İstanbul Şehir Emaneti Başkanlığı'ndaki bu komisyonun verdiği kararlardan biri de Abdülhamid Han'ın giysilerinin ve koltuk takımının yağma sırasında harap olduğu için Kasımpaşa Bit Pazarı'nda satılmasının istenmesidir. Yıldız Sarayı'nın talihsizliği sadece yağma hadisesiyle sınırlı kalmayacaktı. 30 yıl boyunca Türk İmparatorluğu'na ve halifeliğe merkezlik eden sarayın en nadide kısmı olan Şale Köşkü, 26 Eylül 1926'da kumarhane yapılacaktır. Hareket Ordusu Kumandanlığı'nın İstanbul'da sıkı yönetim ilanından sonra yaptığı işlerden biri, Yıldız Evrakı Tetkik Komisyonu'nu kurdurmak oldu. Alınan karara göre jurnallerin kimler tarafından, ne için verildikleri heyet tarafından ayrı ayrı tespit edilerek bir deftere kaydedilecek, başka bir araştırma yapılmayacaktı. Bundan dolayı Meclis-i Mebusan'dan fazla üye görevlendirilmesine gerek görülmemişti. Yapılan aramalarda ele geçirilen bütün malzeme komisyon tarafından incelendi. Bu arada Mahmut Şevket Paşa, komisyona gönderdiği telgrafında
Yıldız'da ele geçirilen jurnal evrakının tamamının Harbiye Nezaretine gönderilmesini emretti. Saray arşivinden çıkarılan 330 sandık dolusu jurnal belgesi, Mahmut Şevket Paşa'nın emriyle Harbiye Nezareti avlusunda yakıldı. Bunların çok az bir kısmı kurtarılabildi.